İstanbul'da seçimi kazandık. İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacaktır. Bu karar açıklanmadan, itiraz süreçleri karara bağlanmadan sorumsuzca davranmak, toplumu germek ülkeye zarar verir, millete zarar verir. 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu bir İstanbul'da kalkıp da herhalde 13-14 bin oy farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı ve selahiyeti yoktur. İstanbul'da seçimi kazandık. İstanbul'da yaklaşık 3870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu. Tam benim tanıdığım Binali Yıldırım gibisiniz bu sabah. Yani öyle, her zaman öyleyim ben. Ya bu seçimden sonra çaldılar falan dediniz ya. Ama ben şaşırdım. Ona mecburdum. Mecbur muydunuz? Yani niye mecburdum? Çünkü bir algı operasyonu yapıldı. Yani orada bir hukuki tabir değil onu. Ben değil. Farkındayım. Siz halk diliyle mi? Gayet tabii. Yani ben bir kere ortada en büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var. Aday olarak ben varım. Ve ben sesimi duyuramıyorum. Kendimi ifade edemiyorum. Onun için böyle bir gayet tabii yola gittim. Gayet indirimler mutlaka yapılabilmelidir. Ancak bunların hangi kaynaktan nasıl sağlanacağının da hesap edilmesi lazım. Eğer bunlar başka bir alanda hesapladınız mı siz? Gayet tabii. Bunların hepsinin kaynağı var. Gayet tabii. İspart'la ilgili bir vaadiniz İspart'ta var. İspart'ta şöyle bir karşı. Ücretsiz. İlk bir saatten para almayacağız. Yani evet. Çok tartışılıyor. İspark nasıl zarar eder diye bir tartışma yaşanıyor. Yani İspark'ın, yani otopark satan bir yer, yani tabii sonuçta bir... Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor. Haklısınız. Yani bana da çok anlamlı gelmiyor. Yani ben de verilere bakacağım. Evet. İstanbul'da israf düzenine son verecek... Bütçe tasarrufuyla halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız. Nasıl mı? Sayıştay denetimine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yıllık toplam zararı 753 milyon lira. Adil, akılcı ve hakçı bir yönetimle bu kamu zararını ortadan kaldıracağız. Bu kaynakla geçim destek ve eğitim destek paketlerimizi hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahibi ailelere aylık 2020 liraya kadar gelir desteği sağlayacağız. Gelir seviyesi düşük ailelerin eğitim masrafı yükünü hafifleteceğiz. İmamoğlu'yla her şey çok güzel olacak. Lüks ve şatafata yönelik tüm harcamaları ortadan kaldıracak, ekonomik kriz ortamında vatandaşımızın yanında olacağız. Nasıl mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon lira. Şatafattan, israftan başka açıklaması olmayan bu harcamaya derhal son vereceğiz. Bu kaynakla İstanbul'da açlık sorununu bitireceğiz. Açlık sınırı altında gelirle yaşamaya mahkum edilen her aile, halk ekmek ve halk süt satış noktalarından ihtiyacına göre ücretsiz ekmek ve süt alabilecek. Damacana su ücretsiz dağıtılacak. İmamoğlu'yla her şey çok güzel olacak. Bahar getirdik, yaz da geliyor. 16 milyona umut veriyor. Eğer oylara da sahip çıkarsak, İmamoğlu ile güneş doğuyor. Eğer oylara da sahip çıkarsak, İmamoğlu ile güneş doğuyor. Ver 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 oyları İmamoğlu'na. Alsın mazbatayı, geçsin koltuğa. Ver 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 oyları İmamoğlu'na. Alsın mazbatayı, geçsin koltuğa. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerine inanıyoruz. Onun görüşlerine inanıyorum. Yeni bir Türkiye, yeni bir gelecek istiyoruz. Yani biz sürekli mesela yeni çağ aynı kişilerle sürekli yol almak istemiyor yani. Biz 17-18 sene boyunca aynı kişileri görmek zorunda değiliz.
sanki devlet onlarınmış gibi, onların hakimiyeti altında olmamız, öyle bir mecburiyet altında biz hissediliyoruz yani. Yani sadece onlar kazanmadı diye sürekli insanları sandığa, 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 artık ne insanların psikolojisi kaldı, ne insanların düzeni kaldı. İnanır mısınız, millet evine gittiğinde ya bu seçimlerden sonra şunu yapalım diye hayal kurmaya başladılar ya. Yani hiçbir şey, hiçbir yol kat edemedik. Hiçbir şey yapamıyoruz. Niçin? Sadece kendi dediği olmadığı için. Hani sandıkta her şey karar aynıydı, hani insanlar eşitti. Hani sadece sandığa götürüyorlardı insanları, öyle değil mi? Sandık ne diyorsa oydu. YSK'nın kararı başımızın gözümüzün üzerindeydi. Bir oy bile geçse kazanan bellidir. Bir oy bile olsa kazanan, demek ki bir oy farkla bile olsa kazanan kazanandır denildi. Ama şu anda kaç milyon oy farkı olmasına rağmen insanları yeniden sandığa sürükledi. Niçin? Kazanmadığı için. Başta onu destekliyordum, konuşanları destekliyordum. İçimde ona karşı... Yani destekliyordum, ona karşı bir hayranlık içerisindeydim. AK Parti'ye mi destekliyordun? Evet, AK Parti'ye hayranlık duyuyordum. Lider diyordum, adam söyledi, dediğim dedikti ya, sandığa götürüyor insanları işte. Sandık ne diyorsa odur yani, görmüyor musun diyordum. Ama bir baktım kaybedince oyun bozuldu. Son seçimlerde kimi desteklediniz? Çocuğun oyunu gibi. İki çocuk nasıl oynadığında, hayır ben oynamıyorum, benim sürekli kazanmam gerekiyor. Çünkü ben kazanıyordum. Ha tamam, o zaman yeniden başlayalım. Sürekli böyle. Son seçimlerde kime oy verdiniz? Son seçimlerde CHP'ye oy verdim. Ekrem İmamoğlu'na oy verdim ve kazandığı için de çok sevindim. Yeni bir Türkiye istedim, yeni bir gelecek istedim. Çocuklarım için aydınlık bir Türkiye istedim. Ama bunu yapmayacaklar. Ne olursa olsun bunu yapmamız, olmaması için ellerinden gelenin yapılacağını düşünüyorum. Peki neden AK Parti'den vazgeçtiniz? Vazgeçtim. Ekonomik kriz meydana çıktı. Sadece kendilerini düşündüler. Sadece kendileri için gelecek vaat ettiler. Sadece onların insanları bir yerlere gelmeye başladı. Bunları gördük yani. Yeni sürekli bir şeyler yaptıklarını söylüyorlar ama ben hiçbir şey göremiyorum yani. Yaptığı hiçbir şeyden kimse memnun değil. Yol yaptım diyor. Kardeşim yol yaptın da ben bir yolu gitmek için ben kaç para harcıyorum yani. Yapma bu yolu Allah rızası için. Yani yol yaptım diyor adam ya. E tamam da bir düşünsene, adam 5 milyon verecek. Ya zaten ben ne kadar kazanıyorum ki her gün 10 milyon gibi 5 gidiş 5 geliş 10 milyon ben yol parasına vereyim. Eve gidince 2 ekmek aldım çok şükür ya, bugün ekmeği düşürdüm diye hayal ederken ben 10 milyon günde yol parasına veriyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle insanlar var. Ve her gün o yolda sarf etmek zorunda kalan insanlar var. Mecburi yol yapmış ve mecburi sen bu yoldan geçmek zorundasın ve bu kadar para vermek zorundasın. Ve konuşmaya gelince ben yol yaptım, ben havaalanı yaptım. Ya yapma, adam oradan kaç kilometreyle gidiyordu. Şimdi adam 1,5-2 saat sadece havaalanına gitmek için yol sarf ediyor. Düşünsene. Herkesin rotası değişti. Herkesin hayatı değişti. Herkesin yaşam kalitesi değişti. Adam havaalanına yakın diye kaç milyon dolarlık ev aldı. Mesela. O kısma gelelim. Şimdi adam batmış durumda. Evini ne satan ne alan alıyor, ne satan satabiliyor, ne o tarafa gidebiliyor. Ama o tarafa baktığında sadece onların çevresi var. Çünkü daha önce programlanmış bir gelecek sarf etmiş onlara. Kendi insanları için çalışmış. Yani sadece şimdiye kadar başka şeyler kullanılıyordu. Şu anda sadece din kullanılıyor. Sadece din kullanılıyor. Niye diyorlar? PKK'lılar destek verdi diyor CHP'ye. E tamam da kardeşim, şimdiye kadar Kürtler kardeşim diyordun. Şimdi sana destek veriyorlardı. Şimdi diğerine destek verince PKK'lı mı olduk biz yani? Ben de Kürt'üm. Ya bize de gelindi. Sandığa gelindiğinde dediler ki işte memurlar sandık görevlileri olmadığı için yeniden seçim düzenlensin. Ya bizzat beni aradı AK Parti, gel sandık görevlisi ol diye daha 2 sene önce. Beni aradılar ya. Gelemem dedim, çocuğum çok küçük, gelemem dedim. Ya benim kayınım bir kere hiçbir şey değil yani. Kayınım sandık görevlisi oldu. MHP'den sandık görevlisi o da adam. Sırf onu destekledikleri için. Şimdi ben kalkıp CHP oy verdim de CHP'liler memur değil diye, yani o kazandı diye. Şimdi sandık görevlisiler memur değil mi oldu yani? Şimdiye kadar memurlar mıydı? Ha ben memurmuşum demek ki, haberim yokmuş ya. Gerçekten. Yani ne diyeyim yani? Bak ya, bunları konuşacak o kadar insan var ki, ben bakıyorum. Ya herkes ona karşı. Herkes ona karşı. Onu destekleyenler bile ya diyor, yazık ya diyor adam diyor ya. Ama şimdi bakıyoruz ama yine de diyor ki yok diyor, ben yaptım diyor. Abi ne yaptın? Yol yaptım. Kaç para vereceğim ben bu yola? Cebimde para yok ya, kiramı ödeyemiyorum abi. Peki
Peki seçmenin tercihi değişiyor mu sizce? Bence seçmen %99 onu destekleyenler bile artık bundan sonra onu desteklemeyecek. Yani sırf korkusundan onu desteklerler. Bak o ayrı bir şey. Korkudan abi savaş çıkmasın tamam sen ne diyorsan o. Yeter ki bizi ezme. Hani bu tutuklama bizi. Ay diyorduk görüyor musun ya adam neler yapmış bak Allah razı olsun adam dinci adam İslamcı adam işte şöyle böyle. İstediğimizi konuşabiliriz. İstediğimiz yere girip çıkabiliriz. Şu anda öyle olmuş. Tekrar geri döndük biz. 30 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene geriye dönüyoruz. Konuşma özgürlüğü yok. Şu anda ben bunları konuşuyorum. Her an yakalanabilirim. Ama umurumda değil yani. Çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Çocuklarımın bir geleceği yok yani. Ben çalışıyorum, eşim çalışıyor. Ya ay başını borçlu giriyoruz ha. Ya bir maaşla borç giriyoruz. Bir maaşla oradan borç ediyoruz. Buradan borç ediyoruz, borç giriyoruz. Geçinemiyorsunuz. Geçinemiyoruz. Ha diyorlar ev senin mi? Evet diyorum ev benim. Ay diyor ev seninse yaşadın. Ya ben diyorum Allah'ım. Hani ev benimse yaşadımsa bu evi olmayanlar ne halde Allah'ım ya Rabbim. Ya vallahi geçinemiyorum ya. İnanın yani çalışıyorum. Küçücük iki tane çocuğum var ya. Millet bakıyor diyor ki ya sen çalışıyorsun, kocan çalışıyor. Sen var ya nasıl geçiniyorsundur şimdi. Ev de senin. Abi vallahi ben geçinemiyorum ya. Zor geçiniyorum yani. Ev sahibi olmak lüks oldu. Ev sahibi diyorum ki bir ev alayım. Ya düşünüyorum abi millet Range Rover var. Altlarında BMW var. Milletin daireleri var, yatı var. Ya Rabbi diyorum adam benim yaşında altında Range Rover var. Ya bunun babası ne iş yapıyordu ya? Vallahi bizim babamız da çalışıyordu. Bizim de geçimimiz hani ailemiz varlıklıydı yani o kadar da kötü bir aileden gelmedik. Ama yok abi ben Range Rover'a binemem abim. Range Rover'a binmedi. Babam Range Rover'a binmedi yani. Bu para nereden geliyor? Bu millet ne iş yapıyor abi yani bize de söyleyin. Yani bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle desteklemiyorum yani. Hiçbir şekilde desteklemiyorum. Desteklediğim zamanda dediler ki şunu yapmış bunu yapmış. Yok abi hiçbir şey yapmamış yani. Karnını doyuramadı insanlar. İnsanlar karnını doyuramadı. Bana yol yapsın abi ben aç kaldıktan sonra bana ne yoldan ben zaten açlıktan dışarı çıkamıyorum ki ben kalkıp o yolu kullanayım. Ya ben böyle düşünüyorum artık nereden nereye geldik bilmiyorum ama ya bir öğrenci ya bir öğrenci her gün 2,5-2,250 verip de gidip okula gidip geliyordu yani düşünsenize. Şu anda o yapmasa yani Ekrem İmamoğlu yapmamış olsa bile onun vaadiydi onun sayesinde gerçekleşti. Ve Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Sevgili seyirciler işte bakın böyle. Şimdi biz kapatırken ne yapayım dedim. Aslında bütün ekip arkadaşlarımı çağırdım buraya. Ama gelebilen oldu gelemeyen oldu. Ben de dedim ki böyle konuşup müzikle kapatalım dedim. Şiir okuyayım dedim. Müzik derken Mümin dedi ki abi mehter verelim dedi. Tabii verelim dedim. Erkan Tan'ı sevgiyle analım buradan. Ver mehteri. Ver mehteri. Yani Türkiye'm bütün müzikler bizim, tarih bizim, coğrafya bizim, Osmanlı bizim, Cumhuriyet bizim. Ver mehteri. Ver mehteri. Ver mehteri. Şöyle bir ifadesi var. Sayın Bakan Soylu beni arasın demiş diye bir ifadesi var. Ben bir kere isim vermedim. Kendisi kendisini açıklayana kadar bekleyeceğim demiştim. İşte hafta sonu galiba bir televizyon programında kendileri konuştu ve orada özellikle manidar kısmı efendim sosyal medyadan
alınan bazı duyumlar, ihbarlar, işte bir de algı oluşturma adına kullanılan, işte FETÖ'cünün o statta ne işi var, efendim yok şike süreci, bunlar ayıp şeyler. Ben vallahi FETÖ'yü hayatım boyunca hiç övmedim, hiç görmedim, hiç onun ortamında bulunmadım. Övenleri, görenleri, onlarla aynı ortamda bulunanlar konuşulsun. Benim adıma öyle bir ismi, öyle bir kelimeyi, telaffuz hakkını bile vermiyorum. İster bakan olsun, ister başkası olsun. Bak bu kadar netim. Efendim ya, ya o dedi, bu dedi, ben ona anlattım. Kabul etmiyorum kardeşim, algı yaratmayın. O kelimeyi onunla yan yana oturan, konuşan, öven, sürecini öven kim varsa, kim varsa aynaya baksınlar, kim varsa görürler. Ben o değilim. Onun için benim adıma böyle bir tarif yapmasınlar. Bir, iki, Fenerbahçe stadına gidecekmişim de efendim tedbir vesaire. Gayet tabii benim güvenliğimle ilgili bir süreç orada işliyorsa bunun sorumlusu Sayın Ali Koç değil ki. Niye onu arıyorsunuz? Beni arayın. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım o tarihte. Niye? Sonuç belli. Yüksek Seçim Kurulu sayfasında benim sonucum yazılı. Bir tek mazbatam verilmemiş. Beni aramayacaksınız da kimi arayacaksınız? Örneğin 21 Nisan'da bir tereddüt, bir tehdit hissediyorsanız Sayın Kılıçdaroğlu'nu aramayacaksınız da kimi arayacaksınız? Oranın muhtarını mı arayacaksınız? Böyle bir şey olur mu? Saçmalık. Beni arayacaksınız tabii. Benimle konuşacaksınız. Bakın 21 Nisan'da olanlara benzer şeyler konuşuluyor. Efendim şu bu. Peki niye Trabzon'un Yavuz Karaman'ın Yavuz Karaman'ın evladı Fatih Sultan Mehmet Ali akıllı ol. Tanrı. Trabzon'un Süleyman. Süleyman Süleyman. Baharı getirdik, yaz da geliyor, 16 milyona umut veriyor. Eğer oylara da sahip çıkarsak İmamoğlu ile güneş doğuyor. Eğer oylara da sahip çıkarsak İmamoğlu ile güneş doğuyor. Ver 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 oyları İmamoğlu'na, alsın mazbatayı, geçsin koltuğa.